Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Ayasofya Camii'nin müzesi ya da kilisesi, katedralinin baş imamından bahsedeceğim size. Neden böyle söylüyorum? Çünkü ne amaçtan yapıldıysa o amaçtan kullanılmalı diye düşünüyorum ben. Yani bu tip şeylerin bir İslamiyet zaferi falan diye yansıtıyorlar. Bana yanlış geliyor. Yani aynı güzellikte yapabiliyorsan yap. Ayrıca orada gayet güzel bir cami var hemen bitişiğinde. Hatta iki tane var Eminönü Sirkeci'ye de geldiğin zaman. Orada da muhteşem bir cami var güzellik açısından. Evet, o yüzden ben hala Ayasofya Katedrali ya da müzesi diyorum. Katedral olup olmadığı tartışılır ama katedrale yakın büyüklükte Ayasofya. Evet, bildiğiniz gibi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş koronavirüse yakalandı ve geçtiğimiz gün yoğun bakıma alındı. Umarım iyileşir, her insan iyileşir. Yani durup dururken kimsenin sağlığını dilemek için illa dünya görüşünün aynı olması gerekmiyor. Bela bir hastalık. Dün aldığım haberde iki arkadaşım Köln'de yakalanmış, tedavi görüyorlar. Çok ciddi bir bela yani. O yüzden kimsenin bu şekilde, ben hep şey diyorum, bedava ölüm. Bedavadan ölmesi gerekmiyor. Neyse, konumuz bu değil. Ali Erbaş hastaneye kaldırılınca Ayasofya Kilisesi baş imamı ciddi bir şekilde kendini Şeyhülislam zannetmeye başladı. Şeyhülislam zannetmeye başladı. İlginç açıklamalar yapıyor. Bu ilginç açıklamaların hemen hemen hepsi esasında anayasaya aykırı açıklamalar. Ve Cumhurbaşkanlığından hiçbir açıklama yapılmıyor. İlkinci laiklikten gayet doğal olarak rahatsız oldu Boynu Kalın. Boynu Kalın 1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam'dı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün diye bir açıklama yaptı. Şimdi bu açıklamaları da daha ilginç açıklamaları da var. Bu açıklamaları niye birdenbire yapmaya başladı? Hilafete dönüşün artık çok açık meydana çıktığı görülüyor. Yani bu başarılır mı? Hayır, başarılmaz. Bundan dolayı bir korkum var mı? Hayır, yok. Türk toplumu, Türkiye halkları bunu mümkün değil kaldırmaz. Çünkü hep söylüyorum, Türkiye farkına varmadan ciddi bir oranda deist toplumu. Neden böyle söylüyorum? Çünkü bu insanların yaşam tarzlarını biliyoruz. Yani kafa mantalite olarak laik, kafasında yarattığı bir Allah var. Ama İslamiyet'le çok fazla bir bağı yok. Büyük bir kısmının yok. Bunu kendi eş, dost çevremizde, ailemizde hepsinde görüyoruz. Bunun çok örneği var. O yüzden Türkiye hep tartışılır ya, Türkiye İran'a mı dönecek, şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Böyle bir şey mümkün değil. Ama gene de bir çaba var. Yani bu çaba Erdoğan'la iyice ayyuka çıktı. Erdoğan iktidara gelmeden önce Erdoğan bunu başladı anlatmaya. Yani demokrasinin bir araç olduğunu, amaç olmadığını söylemeye başladı. Şeriatı istediğinde söyledi. Ayrıca bunu yadırgamıyorum da, yani bir tam olarak Kur'an-ı Kerim'e inanan bir insanın şeriat istemesinden daha doğal bir şey yok. Bir şeyin doğal olması doğru olduğu anlamına gelmiyor tabii. Yani sel de doğal bir şey ama doğru bir şey, iyi bir şey değil yani sonuçta yani. Ne bileyim, bir afet aklınıza hangisi geliyorsa, deprem doğal bir şey ama bunun depremin önlemleri alınabiliyor, selin önlemleri alınabiliyor. Yani şöyle, seli önleyemiyorsun, depremi önleyemiyorsun ama insan ölümünü azaltabiliyorsun. Bunun önlemleri var. O yüzden de aynı mantıkla bakıyorum. Yani demokrasi bunun önlemi sonuçta. İkinci açıklaması ne? İlginç bir şekilde kadınlar üzerinden, bu kadın cinayetleri üzerinden yapmış. Şöyle açıklamış onu da. Aile toplumun, milletin, devletin en küçük birimidir. Kur'an-ı Kerim bu birimin yönetim hakkını erkeğe vermiştir. Nisa suresi 34. Evet, bakabilirsiniz, doğru. Dine, akla ve yaratılışa, fıtrata, insan doğasına uygun olan da budur. Nitekim 2001'e kadar yürürlükte kalan eski medeni kanun ailenin reisinin erkek olduğunu kabul ediyordu. İlginç, 2001'e kadar herhalde, 2001'de Ecevit hükümeti değiştirdi bunu. Yaratılışa, fıtrata ve adalete aykırı olan kanunların bir gün mağlup olması kaçınılmazdır. Buradan tesettüre geliyor. Tesettürü Allah'ın emri bilip bunu uygulayan kardeşlerimiz, siz bu davranışlarınızla İslam'ın bir şiarını, sembolünü yaşatıyorsunuz.
ve bizim için çok değerlisiniz. Evet, kadın konusunda böyle söylüyor. Kadın cinayetleri açıklaması ilginç. Cinayet cinayettir, cinsiyet değiştirmez. Erkek, kadın, çocuk, büyük kişinin başı, kimin başına gelirse gelsin kimi, sizin için bir kısasta hayat vardır, ilahi düsturdur. Sürekli kadın cinayetleri vurgusu, kadını erkeği düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır. Çok ilginç, bunu Hıncal Uluş da söyledi geçen gün, İçişleri Bakanlığı açıklamıyor ama Türkiye'de istatistiklere göre ölen erkek sayısı daha fazla diye. Bunun istatistiği böyle yapılmaz yani, ya başimam gibi konuşmuş Hıncal Uluş da. Bunun istatistiği şöyle yapılır, karşılaştırmalı yapılır istatistik. Yani o ölen erkekleri kaç kadın öldürdüğünün istatistiğini yaparsın, orantı böyle verilir. Hıncal Uluç. Sanıyorum biraz yaştan dolayı bir rahatsızlık var gibi gözüküyor. Evet, bu adam, bu boynu kalın denilen adam kendini Şeyhüslam ilan etmeye başladı. Bunun geçer yolunu da Diyanet İşleri Başkanlığı olduğunu düşünüyor herhalde. Bu anda şu günlerde gizli Ali Erbaş'ın koronadan kurtulamaması için dua ediyor mudur bilemiyorum ama Erdoğan'dan bir tepki gelmiyor. İlginç bir şekilde Özlem Zengin tepki gösterdi. Bu da ilginç. Kadın cinayetlerinde demokratik topluma tepki gösteren Özlem Zengin bu sefer de boynu kalına tepki göstermiş. Şöyle diyor. Kadın erkek meselesine dair dini de referans yaparak katı sert açıklamalar yapmayı problemli görüyorum ve bize fayda vermiyor. Bu çok ilginç. Bize fayda vermiyor. Esasında boynu kalının yaptığı açıklamalar Kur'an'da var olan açıklamalar. Özlem Zengin burada Kur'an'da var olan bazı açıklamaların kendilerine faydasının olmadığını söylüyor. Bu da müthiş bir çelişki var. Tabii bilgi eksikliği olunca bir aydın kafa yapısı olmayınca ne söylediğini bilmeden konuşabiliyor insanlar. Bize faydası olmadı dediği şey, boynu kalının söylediği Kur'an-ı Kerim'den ayetler. Ha, buna karşı çıkarsınız, o zaman dersiniz ki ben Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetlerin günümüze göre değiştirilmesini talep ediyorum dersiniz. Yoksa var olan değiştirilmeden, buna karşı çıkmadan orada yazılı bir takım ayetleri, bazılarını bizim partimize uymuyor diye yorumladığınız anda o zaman sizin Müslümanlığınızdan şüphe edilir. Müslümanlığı din olarak almıyorum. Müslüman bir anlamda inanan anlamına geliyor. İnancınızdan şüphe edilir. Ha, şunu yapabilirsiniz ki keşke bu dünyada ciddi bir heyet, çok kalabalık bir heyet başlasa böyle bir şeye. Yani günümüze göre İslamiyet diye bir tür çalışma yapsalar, bunu sadece Müslüman ülkelerin din bilimcileri değil, din bilimin için illa da bir ülke ya da din gerekmiyor. Ateist de yapabilir, yani içinde olabilir, Hristiyan da olabilir. Çünkü çok önemli batıda din bilimciler var. Bunları çok iyi bilen, inanan ya da inanmayan da çok önemli değil. Ama sonuçta bu bilim, nasıl doktorlukta, mühendislikte, matematikte ayıramıyorsak dine göre bu bilimi de ayıramayız. Keşke böyle bir kurul kurulsa, en büyük arzumu. Bunun içinde bir reformu yaşasa İslamiyet. Bunun çabaları olmadı mı? Oldu. Ama bazı nedenlerden, bunu başka bir programda konuşurum. Hatta bir din bilimciyle konuşmak istiyorum. Bazı nedenlerden olamıyor. Kur'an'ın indiriliş biçimi bir takım şeyleri engelliyor. O yüzden Özlem Zengin bu konuşmasına dikkat etmeli. Devam etmiş. Bize fayda vermiyor. Tam tersine incitiyor. Kadınları da incitiyor. Bu adamlar çalışanların yükünü arttırıyor. Ve daha önemli, bu açıklamalar siyasetin yükünü arttırıyor. Evet, arttırır tabii. Dini bir siyasetin içine bu kadar bulaştırırsan arttırır. Yani bunu binlerce kez söyledik. Ama ateist olduğumuz için, laik olduğumuz için bizi dinlemediniz. Şimdi bunu kendisini Şeyhüslam zanneden adam söyleyince onlara cevap vermek size daha kolay geliyor. Oysa biz, bize cevap verin, bizi haklılığımızı, haksızlığımızı ortaya koyun demiyoruz. Oturun beraber tartışalım bu işi diyoruz. Yani biz kendi çapımızda tartışırız ama dediğim gibi din bilginlerinin tartışması gereken bir konu bu.
kadının kapanması, kadın cinayetleri ve laisizm üzerine böyle açıklamalar yapıyor bu Mehmet Boynukalın. Evet, bu dediğim gibi bu din konusunu, bir takım ayetlerin günümüze göre evrilmesi konusunu bir din bilginiyle program yapacağım. Hemen yapamayabilirim çünkü bu konuda konuşacak insan belki çok ama herkes programa çıkıp konuşmak istemiyor. Ciddi bir korku var, haklılar da. Bu arada kedim her tarafı didik didik ediyor, bu gürültüler ondan geliyor, eşyaları düşürüyor ediyor. Bir kıskançlık var, birinin karnı iyice büyüdü hamilelikten. Siyahınki henüz ya hamile kalmadı, kısır kendisi, çiftleşti çünkü. Öyle bir kıskançlık da olabilir. Artık eskisi gibi samimi değiller. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Şeyh İslam'a hoş geldin diyorum. Erdoğan böyle bir şey yapar mı? Ayasofya ve bunun devamı Ayasofya imamını Diyanet İşleri Başkanı yapar mı? Diyanet İşleri Başkanı olduğunda da böyle mesela cuma hutbeleri vermeye başlar mı? Bunu bütün Türkiye'ye yayar mı? Kendi isteği o doğrultuda gözüküyor. Ama yapar mı yapmaz mı bilemiyorum. Erdoğan buna izin verir mi? Erdoğan zengin gibi mi düşünüyor? Bunun açıklamaları gerekir diye düşünüyorum. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programa görüşmek üzere.